Sayın Köksal Toptan Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımızı sabah bu saatinde bu kadar önemli bir konuya önem katmak suretiyle bu çalışmalara katkı yapan bütün arkadaşlarımıza, başta İnayet Hocam, Mustafa Hoca olmak üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2004 yılında Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde eş zamanlı diyebileceğimiz bir yakınlıkta Avrupa Birliği üyesi ülkeler etik yasaları çıkardılar. 2004 yılında biz de Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu böyle bir yasayla kurduk. Bu gayretin, bu yasayı getirmenin iki tane temel nedeni vardı. Bir tanesi etik ihlallerine yapan kişilerle, kamu görevlileriyle mücadele etmek. Gerektiği takdirde onlar hakkında yapılan şikayetleri bir karara bağlamak. Ama ondan önemlisi bu kurulun ana görevi etik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Bunun için de etik eğiticileri, yani etiği eğitecek etik eğiticilerinin görevlendirilmesi, onlar aracılığıyla Türkiye'nin tamamına hitap edilmesi, bütün kamu görevlilerinin bu çalışmalardan yararlanmasını sağlamak amaçlandı. Üzerinde çalıştığımız bu projede bunun önemli bir parçasıdır. Biz bu projeyle, yani önümüzdeki bu yılın ortalarında, daha doğrusu bitmesi düşünülen bu projenin temel hedefi de yerel yönetimlerde etik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Bunu yapabilmek için etik eğiticilere ihtiyaç var. Etik eğiticileri eğitmek için de yüz yüze toplantılar yapmayı planladık. Aslında biz kurul olarak Türkiye'nin önemli merkezlerine gittik. Orada etik eğiticilerle, halkla, yöneticilerle, kamu görevlileriyle yüz yüze çalışmalar yaptık. Ama korona olayından sonra elimiz ayağımız bağlandı. Onun üzerine bir süre, deyim yerindeyse, sendeledikten sonra İnayet Hocamızın da, bizim arkadaşlarımızın da gayretiyle yeniden toparlandık ve online usulle, yolla bu çalışmaları sürdürelim dedik. İşte bu, böyle bir çalışmanın birinci günü. Bu çalışmamıza kamu görevlerinden yerel yönetimlerde çalışan, yani belediyelerde, özel idarelerde çalışan, valiliklerde çalışan arkadaşlarımızın 75 tanesini eğitime alıyoruz. Şimdi 25-25-25 şeklinde planlanan bu çalışmaların sonunda bu çalışmaları bitiren arkadaşlarımıza etik eğiticisi sertifikası, belgesi vereceğiz. Bundan sonra etik eğitimiyle ilgili çalışmaları bu arkadaşlarımız aracılığıyla Türkiye'nin her tarafına, yerel yönetimlerin her tarafına, en köşesine kadar, en ücra köşesine kadar yaymaya çalışacağız. Burada görev yapacak olan arkadaşlarımızın fedakarlığına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yani böyle ciddi çalışmaların zor tarafları da vardır. Ama bana göre çok güzel, çok şerefli, çok önemli bir görevi bu arkadaşlarımız yapacaklardır. Türkiye'nin geleceğine önemli bir katkı yapacaklardır. Ben hepinize, bütün arkadaşlarıma, etik eğiticisine veren hocalarımıza, bizim kurulda çalışan arkadaşlarımıza, İnayet Hoca başta olmak üzere, bu şirketi yürüten Mustafa Hoca ve onun arkadaşları olmak üzere, herkese gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel sonuçlar alacağız. Umarım bu gayretlerimiz sonuç verecek ve Türkiye'de etikle ilgili bir kültür oluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum. Koronasız günler inşallah.
ama etik günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.